Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Rüyam. Bugün sizlerle beraber daha önce serisine de yapmış olduğumuz okçu setimizin taşlarını inceleyeceğiz. Bakalım yapmış olduğumuz sete hangi taşları takmışız, hangi taşları takmamız daha uygun olur. Hepsini bu videoda inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce ufak bir duyurum var. Bildiğiniz gibi çekilişlere devam ediyoruz ve çekilişlerimiz Discord adresimizde devam ediyor. Discord adresimiz hemen videonun ortasında zaten sizlerle. Discord adresime gelip oradaki çekiliş odasından sadece tepkiye dokunarak çekilişe katılmış olacaksınız. Şu anlık 4 tane 50 TL'lik Google Play ya da Apple Store kod veriyorum. Ve her 150 kişilik katılışta bir fazladan da kod ekliyorum. Bilginiz olsun. Haydi taşlarımıza bakalım. Evet, en son bu şekilde setlerimi göstererek videoyu sonlandırmıştım. Menzilli saldırı için hangi ekipmanları yapmalıyım isimli videoma zaten i işaretine ulaşabilirsiniz. O ve ona benzer videoları i işaretine zaten eklemiş olacağım. Menzilli setimde tek tek gideceğiz. Nektar küresi süvari SL'de ve menzilli SL'de verdiği için öncelikli olarak süvari SL'de taşı ve menzilli SL'de taşı ekledim. Yanına da bir tanecik menzilli max CP taşı ekledim. Bu taşları tabii ki altın yapmaya çalışıyorum. Şu an ben de bayağı bir çoğunluğu mor. Tabii ki bunun yerine elimde olsaydı menzilli saldırı veren hem de menzilli savunma veren taşı kullanmak isterdim. Şimdi size onlardan bahsedeceğim. Bahsetmek istediğim menzilli içeriği veren taşlar da bunlar oluyor. Menzilli SL'de taşını zaten biliyorsunuz. Altının da %20 menzilli saldırı veriyor. Azrail taşı da %15 menzilli max CP ve %5 sefer hızı veriyor. Yılansı ejder taşı da menzilli saldırı %10, menzilli savunma %10 veriyor. Az önce bahsettiğim taş tam olarak bu taş. Yılansı ejder taşı. Evet, azrail taşı çok güzel, çok iyi. Max CP veriyor. Ama bizim için saldırı her zaman max CP'den önce geliyor. Bu yüzden daha önceki videolarımızdan hatırlayın, saldırı büyüktür max CP, max CP büyüktür savunma olarak kendimizi buna koşullandırıyoruz. Hem ordu açısından hem de menzilli, süvari ya da piyade gibi tipler açısından bu böyle. Saldırırken, saldırı savunurken de max CP'nin önemli olduğundan da daha önceki bir videomda bahsetmiştim. Bu yüzden de buraya geri döndüğümüzde Azrail taşı yerine bir altın yılansı ejder taşını buraya kullanmak istiyorum. Eğer yılansı ejder taşını buraya kullanırsam %10 saldırı eklediği için menzilli saldırım %65 olmuş olacak. Daha çok süvari saldırı yapıyorsanız ve nektar küresini süvari saldırı içinde kullanıyorsanız buraya gargantua taşı da ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İkinci olarak miğferimiz yılansı ejder kemik tacını inceleyeceğim. Yılansı ejder kemik tacında tabii ki menzilli saldırı, yılansı ejder taşı ve azrail taşı üçlü kombosundan bir değerli taş kombinasyonu görüyorsunuz. Menzilli saldırıyı %75.5 ve menzilli max CP %15 yaptığını rahatlıkla görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel şu haliyle, çok güzel bir ekipman. %75.5 menzilli saldırı veriyor. Eğer olur da arı miğferi yapmış olursanız arı miğferinde de menzilli saldırı ve süvari saldırı taşı kullandım. Zaten ikisi de 162'lik bir oran veriyor. Yanına da arı miğferi bir mix set ekipmanı olduğu için şampiyon taşı ekledim. Tabii ki şampiyon taşını gittikçe altınlaştırmak istiyorum. Ancak şu anda görmüş olduğunuz gibi yalnızca mor. O bize ordu max CP veriyor. Kendi ordu max CP'siyle birlikte %35.5'lik muhteşem bir ordu max CP'yi arı miğferinden almış oluyoruz. Gelelim menzilli setimizin kraliçesine. Sertleştirilmiş kabuğa. Sertleştirilmiş kabuk süvari saldırı ve menzilli saldırı verdiği için zaten gördüğünüz gibi saldırı taşlarını ekledim. Onun yanında bir tane de yılansı ejder taşım vardı ki altın. Onu da buraya ekledim ve %65'lik bir menzilli saldırıya erişmiş oldum. Süvari set için daha güzel, daha fazla oran veren bir setim olduğu için buraya dediğim gibi yılansı ejder taşını ekleme gereğinde bulundum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer bir ateş duvarı zırhınız varsa daha iyi olacaktır. Eğer sizde beyni zırhı varsa, beyni zırhı yaptıysanız
Beyne zırhınıza da piyade saldırı taşı ve aynı zamanda menzilli saldırı taşı ekleyebilirsiniz. Yanında da ben Truva atı taşı eklemişim ama siz Max CP yerine, çünkü piyade Max CP verdiği için onu ekledim ben. Onun yerine yine az önceki gibi yeşim yılansı ejder taşı ya da dehşet taşı ekleyebilirsiniz. Biri piyade saldırı veriyor, diğeri de zaten menzilli saldırı veriyor. Evet, hızlıca ayaklarımıza geçiyoruz. Ayakkabımız, bacağımız, ejderha pençesi. Ejderha pençesi piyade saldırı ve menzilli saldırı verdiği için tabii ki piyade saldırı taşı ve menzilli saldırı taşı yanında takılı. Onun yanında Truva atı taşı var. Dediğim gibi yeşim yılan taşım olmadığı için mecburen Truva atı taşı takmak durumunda kaldım. Ama buraya da yakın zamanda yeşim yılansı gelecek. Yeşim yılansı geldiği zaman da dehşet bir menzilli saldırıya kavuşmuş olacağım. Tamı tamına %72. Şu görmüş olduğunuz yeşim yılansı tacıyla bildiğiniz kafa kafaya giden çok 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 güzel bir ayakkabı. Zaten mix sette de kullanılıyor. Eğer siz bunu mix sette kullanmak istiyorsanız Truva atı taşı yerine şampiyon taşı da kullanabilirsiniz. Orada max CP verip Ordu Max CP'sini arttırmak açısından ben şampiyon bacaklığı kullandığım için ve şampiyon bacaklıkta zaten şöyle gördüğünüz gibi %38.3'lük bir Ordu Max CP verdiği için buna gerek görmüyorum. Ama siz eğer mix set yapıp bunu kullanmak istiyorsanız kesinlikle ejderha pençesine şampiyon taşı takmanız gerekiyor. Menzilli'nin en güzel kitaplarından biri Sonsuz Kitap'la birlikteyiz. Sonsuz Kitap'ta süvari saldırı ve menzilli saldırı verdiği için saldırı taşlarıyla özenilmiş, bözenilmiş bir şekilde. Yanında da Truva atı taşımız var. Truva atı taşını piyade Max CP verdiği için ekledim. Ama bu da yine aynı şekilde yokluktan eklenmiş bir taş ne yazık ki. Keşke olsa da ekleyebilsem. Yılansı ejder taşını ekleyip burayı %79 yapıp aşırı güzel bir menzilli saldırı almayı ben de çok istiyorum. Ama şu anlık bunu kullanıyorum. Bunun yerine dediğim gibi kesinlikle yeşim taşı kullanmanız gerekiyor. Ve yine bir üçlü max combo hastalık yüzüğünden geliyor. Menzilli saldırı, azer taşı ve yılansı ejder taşı. Bu üçü de zaten fevkaladenin fevkinde üçlü bir combo. Yani diyebileceğim hiçbir şey yok. %49.6'lık menzilli saldırı veriyor her biri hastalık yüzüklerinin. Bu yüzden de çok 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 güzeller. Şurada sizlere ikinci bir kombinasyon önerisinde bulunmak için açtım. Şöyle hastalık yüzüğümüz var ve biz bu hastalık yüzüğünü mix setimizde kullanıyoruz. O zaman hangi taşı takmalıyız? Mix setimizde de kullanıyorsak tabii ki menzilli taşımız olmazsa olmaz. Yanına ya yılansı ejder taşı max CP'mizi arttırmak için ya da diğer SLD'lerden hangisi düşük kalıyorsa onun taşını ekleyebilirsiniz. Üçüncü taş olarak da zaten şampiyon taşı olmazsa olmaz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Karışık set yaptığımızda, hatta giyeyim de öyle göstereyim. Diyelim bu bizim karışık setimiz. Karışık setimizde de iki tane hastalık yüzüğümüz var. Bir tanesinde yılansı ejder var. Bir tanesinde de yokluktan kaynaklı azrail taşı kullanılmış. SLD'lerine baktığımız zaman %48.2'lik bir piyade saldırı, %502.15'lik bir menzilli saldırı, %44.85'lik bir süvari saldırı verdiğini görebiliyoruz. Ordu Max CP olarak da %579.8'lik bir Ordu Max CP'ye sahibiz. Buradaki menzilli saldırımız bize çok fazla geliyor ve biz atıyorum piyade tuzak bir kaleyiz. Bu yüzden de piyade olarak savunma yapmak istiyoruz. Bu durumda bu %502.15'lik kısımdan %10'luk feragat ederek buraya atıyorum piyade saldırıya ya da süvari saldırıya %20'lik bir SLD taşı ekleyerek diğer yerleri de şişirebiliriz. Şu an benim elimde olmadığı için yine deneyemiyorum ama şu yılansı ejder taşı yerine bir tane piyade saldırı taşı eklediğimizi düşünelim. O zaman menzilli saldırımız %10 düşecek. Onun yerine de %20 oranında piyade saldırı elde etmiş olacağız. Aynı şekilde burada azrail taşım var. Bence çok gereksiz, karışık sette menzilli max CP'nin olmasına gerek yok. Ama taşım olmadığı için şu an ve normal saldırıda da bunu kullandığım için azrail taşı var. Azrail taşını kaldırıp yerine piyade saldırı ya da süvari saldırı artık değerlere göre eklediğim zaman daha iyi bir
oran karşıma çıkacak. Bunu da deneyebilirsiniz. Ve son aksesuarımız olan lezzetli kupaya geldi. Eğer bir lezzetli kupanız varsa öncelikli olarak şampiyon taşı eklemenizi öneririm. Çünkü o lezzetli kupayı kesinlikle mix setinizde kullanmalısınız. Ama yok ben mix setimde kullanmayacağım diyorsanız buraya tabii ki dehşet taşı ya da yeşim yılan taşı ekleyebilirsiniz. Onun dışında piyade SLD ve menzilli SLD verdiği için tabii ki piyade SLD taşı ve menzilli SLD taşını kullanmanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela benim taş konusunda çok fazla eksiğim var kalemde. Bu yüzden de taşlara son zamanlarda yoğunluk vermeye başladım. Özellikle de görmüş olduğunuz gibi dehşet taşı gibi, yeşim yılan taşı gibi SLD ve savunma veren taşlarım eksik ve diğer saldırı taşlarım da şu anda hiç yok elimde. Yani yarın öbür gün bir ekstra ekipman yapmak istesem hiçbir şekilde altın SLD'm yok yani. Menzilli saldırı için en ideal olanı menzilli saldırı taşı, azrail taşı ve yılansı ejder taşıdır. Onun yanına eğer piyade ya da süvari saldırıda ekipmandan kaynaklı eklenirse buradan hemen azrail taşını iptal edip onun yerine onu ekleyebilirsiniz. Ama bu ekipman eğer piyade ağırlıklı bir ekipmansa yani atıyorum %60 piyade saldırı veriyor, %49.6 da menzilli saldırı veriyor. O zaman onun piyadesini daha çok kullanacağınız için yılansı ejder taşı yerine dehşet taşı eklemeniz daha uygun olacaktır. Daha da arttırmak amacıyla piyade saldırısına. Ama bunlar tamamen size kalmış, sizin opsiyonunuzda olan şeyler. Oranlarınızın nasıl olmasını istiyorsanız o şekilde düzenleme yapabilirsiniz. Ya da maddi gücünüz nasılsa ona göre düzenleme yapabilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa ona göre düzenleyebilirsiniz. Sadece menzilli SLD veren bir ekipmana gidip de süvari SLD ya da duvar, tuzak vesaire veren şeyler kullanmamanız gerekiyor. Mesela atıyorum bu gerçekten süvari olarak kullandığınız bir ekipman olsaydı ki biliyorsunuz bu da süvari SLD veren bir ekipman. Yani düşük kudretli kaleler ve oyuncu seviyesi 60'ı daha bulamamış kaleler bunu zaten süvari SLD verdiği için kendi ekipmanlarında kullanıyorlar. Buraya tabii ki süvari SLD eklemeniz gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız yanlış olur. Menzilli saldırıyla ilgili bir başka soru daha gelmiş. Benim menzilli savunma taşım var. Bunu takabilir miyim? Eğer elinizde bahsetmiş olduğum bu taşlardan yoksa üçüncü alternatif olarak tabii ki o taşı da kullanabilirsiniz. Yine hangisinden örnek verelim? Bundan örnek verelim. Burada süvari SLD taşımız var. Menzilli SLD taşımız var. Üçüncü slotun yerine ne bir şampiyon taşımız var, ne bir gargantua taşımız var, ne bir yeşim yılan taşımız var. Gördüğünüz azrail taşı yok, işte piyade max CP veren taş yok. Hiçbir şey yoksa tabii ki savunma taşı takabilirsiniz. Savunma taşı da sonuçta bir özellik veriyor. Hiçbir şeyin olmamasından daha iyidir. Ben savunma taşlarımı olur ki uyuyakalırsam yoldaş setiyle ya da ne bileyim yoldaş setine bırakırsam ve o anda bir içtima açılırsa vesaire diye görmüş olduğunuz gibi yoldaş setimde kullanıyorum. Yoldaş setimde birazcık savunmasız bırakmak istemediğim için bu şekilde bir durum yarattım. %60 piyade savunma, %60 süvari savunma, %60 da menzilli savunma veriyor. Hız setimde zaten görmüş olduğunuz gibi duvar taşlarının hepsi takılı, tuzak taşları takılı. Evet değerli arkadaşlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoda yeni bir ekipman kullandım. Yeni bir kulaklık aldım kendime. Umarım kulaklıktan dolayı çok fazla sıkıntı yaşamayız. Eğer bu kulaklıktan gelen sesi beğendiyseniz aşağıya bununla da ilgili lütfen yorum yazın. Birazcık araya sesler de karışmış olabilir. Şu anda tam kullanmasına hakim değilim. Ama kullanmayı öğrendiğimde eminim daha da güzel bir ses akışı elde etmiş olacağız. Eğer eski seslerden yani eski mikrofondan gelen sesleri beğeniyorsanız da onu da belirtin. Ona göre bir yeni düzenleme yapalım. Ya da birkaç video daha bunu kullanalım. Ona göre bir karar verelim. Discord adresimdeki çekilişe katılmayı da sakın ama sakın unutmayın. Videonun başında zaten detaylarından bahsetmiştim. Daha da çok detay istiyorsanız sabitlenmiş yoruma gidebilirsiniz. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve güzel güzel yorumlar yapmayı, video hakkında konuşmayı lütfen unutmayın. Sizin video içindeki konuyla ilgili önerileriniz varsa bunları da tabii ki merakla aşağıya yorumlara bekliyor olacağım.
sağda solda çıkan videolardan birine tıklayarak başka videoma gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.